Kim demiş Türkler pet oyunu yapamaz diye? Bugün sizlerle beraber Türklerin yaptığı bir pet oyununa gireceğiz. Bakalım oyun nasıl, güzel mi yoksa kötü mü? Ben de sizlerle beraber ilk defa gireceğim. Oyunumuz bu arkadaşlar. İsmi İngilizce ama oyunu yapan kişiler Türk arkadaşlar. Merak etmeyin. Bize ulaştılar. Biz de bu oyunu incelemeye karar verdik. Eğer sizlerin de aranızda oyun yapan, geliştiren kişiler varsa Discord'dan moderatörlere yazabilirler arkadaşlar. Tamamdır. Gelin isterseniz başlayalım. Bu arada oyuna daha önce girmedim. Bakın like atmayı deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi atamıyorum. Oyuna girmem lazım. Gelin isterseniz bakalım. Bu normal bir pet oyunu değil arkadaşlar. Pet simülatör gibi bir oyun değil. Haberiniz olsun. Evet. Oyuna girelim bakalım. Bu oyun nasılmış hep beraber görelim. Evet. Hayatımda ilk defa bir Türk pet oyununa gireceğim. Bakalım nasılmış hep beraber görelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyunumuz açılıyor. Ve sizlere özel kodlar da var. Merak etmeyin arkadaşlar. Aynen öyle. Sizlere özel kod da vereceğim. Evet. Önce bir oyun oynamam lazım. Aha. Ne oluyor lan? Hop. İki tane yazı üst üste binmiş. Evet. Hata bir. Hata bir. İki tane yazı üst üste binmiş. Tamam, ikisine de okey diyeceğim. Tamam, okey dedim. Aynen öyle. Ve evet, eski karakterimi geri yaptım. Bayağıdır özlemiştim o yüzden. Kendimle oynamaya karar verdim biraz. Aynen öyle. Oyundan nasıl gelişiyoruz arkadaşlar? Anladığım kadarıyla, şimdi ben de ilk defa girdiğim için çok bir şey bilmiyorum ama galiba şuradaki şeye tıklamanız lazım. Oyunda tıklayarak gelişiyorsunuz arkadaşlar. Etraftan altın falan toplamıyorsunuz. Aynen öyle. Oyunda şuraya tıklayarak gelişiyorsunuz ve oyunu şu anda tek ben oynuyorum. Neyse, bu videodan sonra birkaç kardeşimiz girer herhalde. Evet, şimdi şuraya tıklayacağım, hadi bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ben buradan tıkladığım zaman buradan level artıyor. Bakın şimdi tıklayacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, her tıkladığımda levelimiz artıyor. Çok güzel. Evet, bu şekilde level kasıyormuşuz. Peki oyunun petlerle ne alakası var? Ben de bilmiyorum. Solda pet işareti var. Buradan galiba, aynen. Bizim pet açmamız lazım. Evet, bakın burada yumurtalar var arkadaşlar ve burada upgrade bölümü var. Buradaki oyunun başındaki yumurtayı açabilmemiz için arkadaşlar 250 defa tıklamamız gerekiyormuş. Biz 125 kliye sahipmişiz. Bu arada her tıkladığınızda 5 geliyor, merak etmeyin arkadaşlar. Yani 120 defa tıklamanıza gerekmiyor veya 250 defa tıklamanıza gerekmiyor. Her tıkladığınızda zaten 5 artıyor. 1 artmıyor. O yüzden rahat olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. 250 tıka ulaştım. Şimdi sizlerle beraber ilk yumurtamızı açacağız. Hadi bakalım, açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Yay! 1, 2, 3 ve boom. Aha, köpek çıktı. Köpek çıktı. Güzel. Evet, köpeğimizi aldık arkadaşlar. Güzel. Gelin köpeğimizi şu pet bölümünden kullanalım arkadaşlar. Bu ne lan? Aa, bu ne? Ha, bir dakika, bu bana özel mi? Bu bana özel galiba. Bu bana özel galiba. Bunu boş verin. Biz köpeğe bakalım arkadaşlar. Aynen. Burada köpek var görmüş olduğunuz gibi. Equip diyeceğim ve köpeği kullanacağım. Aa, köpek nerede? Köpeği görebilen var mı? Ben köpek göremiyorum. Ben köpeği kullandığıma emin miyim? Bir dakika, köpeği kullandım. Köpek gelmedi lan. Oğlum, köpeğimi mi kaçırdılar? Köpek yok. Bir dakika. Köpeği aldım şu an ama yanımda değil. Bir dakika, köpek yanımda değilse ne anlamı var ki pet almanın? Bir şey diyeceğim. Niye yok? Acaba benim oyunumda bir sıkıntı mı var yoksa oyun mu böyle, bilmiyorum. Petimi kullandım ve petim yanıma gelmedi arkadaşlar. Şimdi normalde tıkladığımda oyun bana kaç veriyordu? 5 veriyordu. Bir daha deneyelim. 14 vermeye başladı. Demek ki petlerimiz gözükmüyormuş. Bu biraz üzdü ya. Evet, bu birazcık üzdü ya. Bir tık üzdü bu arkadaşlar maalesef. Aynen öyle. Evet. Maalesef üzdü. Neyse, ben YouTuber olduğum için bana özel bir pet verdiler galiba arkadaşlar. Çünkü burada bir tıklamada 500 level veren, 500 tık veren bir ejderha peti geldi arkadaşlar. Equip diyeceğim buna. Aha. Evet, şimdi hazırsanız tıklıyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Boom. Oha. 2777.000. Oha. O baya para geldi lan. Bir şey diyeceğim. Bu hile oldu baya. Tamam, bir daha yapmayacağım bunu. Bu peti çıkartıyorum arkadaşlar. Bu peti çıkartıyorum. YouTuber'ım diye muhtemelen hediye olarak verildi bana. Teşekkür ederim oyunun yapımcısına buradan. Tamam. Bunu kullanmayacağım. Bu hile baya. Şurada bir tane çevirmelik bir şey var. Gelin şunu çevirelim. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ben şanslı bir insanım. Bakalım burada şanslı mıyız? 1, 2, 3. Çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Ve dırıp dırıp. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor sizce arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Burada dönen... Aa, elmas gelsin. Elmas gelmedi. Ne gelecek? Aa, yaprak. O ne? Bilmiyorum onun olduğunu. Aa, rebirth mi o? O rebirth galiba. Onun olduğunu bilmiyorum. O gelsin. O gelsin. Aa, bu ne? Şans. Evet arkadaşlar, Türklerin yaptığı bir pet oyunu. Ben fazla sevmedim. Sevdiğim, ya yani sevmediğim tek bir yanı var arkadaşlar. Bence şey olmalıydı. Petlerimizi kullandığımız zaman bence petlerimiz yanımızda olmalıydı.
Onu sevmedim ya. Evet. O biraz kötü olmuş. O gelmeli. Bu videoyu izliyorsa bu oyunun yapımcısı, bence şu petlerimizi kullandığımız zaman bence yanımıza gelmeliler. Bakın, peti kullandım ve şu anda yanında hiç pet yok. Bence gelmeli bu. Aynen öyle. Tamamdır. Neyse, ben oyunu bitirmek istiyorum. Aynen. Hızlı bir şekilde gözünüzün önünde oyunu bitirmek istiyorum. O yüzden bana hediye olarak gönderdikleri bu peti kullanacağım arkadaşlar. Ve gizli kodlar var arkadaşlar. O gizli kodları kullanacağım. Gelin isterseniz başlayalım. Direkt oyunu burada bitirip oyunun her yerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra siz de isterseniz gidip bu kardeşimize destek vermek için oyunu oynayabilirsiniz. Şurada evet kod bölümü var arkadaşlar. Hadi bakalım. Lord yazarsanız şu şekilde, sonunda iki tane de. Bunu yazarsanız oyun size 250 games veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bende toplam 450 games oldu. O zaman gelin bir sonraki kodumuzu yazalım. Bir sonraki kodumuz Halloween, yani Cadılar Bayramı arkadaşlar. Pardon, Rebirth'e girdim. Evet, buraya Halloween yazarsanız arkadaşlar size 5000 elmas veriyor. 5000 games veriyor. Bayağı iyi. Bu kodu da yazmayı unutmayın. Gelin bir sonraki kodu yazalım. Bir sonraki kod bir YouTuber'a ait, Russo. Yabancı bir YouTuber'a. Onu da isterseniz hemen girelim. Russo arkadaşlar, şu şekilde girelim. Evet, oyun bize yeni bir pet veriyor. Russo pet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bu da biraz güçlü ama bendeki pet kadar değil tabi arkadaşlar, ama istiyorsanız bu Russo'nun petini de kullanabilirsiniz. Ne de olsa kullandığınız pet yanınızda gözükmüyor arkadaşlar. Bakın, benim yanımda pet falan yok. Oyunun en kötü yanı o zaten. Pet kullandığınız zaman yanınızda gözükmüyor, ama belki bu videoyu izlerlerse oyunun yapımcıları böyle bir şey getirebilirler arkadaşlar. Ama şu anda oyunda kendi petleriniz yanınızda durmuyor. Bu iğrenç olmuş maalesef. Gelin diğer kodları girelim. Bir sonraki kod en iyi kod olabilir arkadaşlar. Hemen girelim. Bu kodu girdiğiniz zaman sorry, İngilizce'de üzgünüm demek arkadaşlar. Bunu girdiğiniz zaman yarım saatliğine her tıkladığınız şey 2 defa sayılıyor arkadaşlar. 2x bakın, paramızı bir şekilde artıyor. Görüyor musunuz? Kliyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde artıyor. Hatta gelin bütün petleri taktığımızdan emin olalım. Aynen, bütün petleri takmışız. Bakın arkadaşlar, hızlı bir şekilde şu anda bütün kliklerim artıyor arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Şu an bayağı oyunu bitirdim ya. Son olarak özel bir kod var. Bunu sizlere vermem yasak arkadaşlar. Bayağı özel bir kod. O kodu girdiğiniz zaman oyun direkt bitiyor. Hemen o kodu girip geleceğim. Hadi gelin şu oyunu bitirelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun bana 10 milyon klik verdi, görmüş olduğunuz gibi. Pardon, 100 milyon klik verdi. Bu özel kodu yazdığım için. Yani bu da demek oluyor ki oyunu bitirebilirsiniz. Aynen öyle. Tamam, gelin oyunu bitirelim. Burada görmüş olduğunuz gibi açılabilecek adalar var arkadaşlar. Ben direkt buradan... hangi adayı açsam acaba? Tamam, ben direkt buradan 1 milyonluk adayı açacağım önce. Gelin açalım arkadaşlar. Burada yine tıpkı Pet Simulator'da olduğu gibi adalar var, görmüş olduğunuz gibi. Buradan pet falan, yumurta falan açabiliyorsunuz. Gelin bir tane açalım bakalım ne çıkacak. Hadi açıyorum, bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Şansımıza 1, 2, 3, bam. Ne geldi? Rare pet geldi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ne kadar güçlü. Bakalım, ya fena değil ya, çok da mükemmel değil ama kalsın ha, kalsın arkadaşlar. Çok da mükemmel değil, o kadar yani müthiş bir pet değil ama olsun, gene de fena değil. Şunu fark ettim de, kasmak çok zor arkadaşlar, o kadar kolay değil maalesef. Yani öyle kolay kolay girilmiyor, bayağı emek vermeniz lazım. Ben 2-3 tıklayayım dedim de yok, seviye artmadı arkadaşlar, öyle kolay kolay artmıyor seviye. Son olarak gelin şuradan upgrades bölümünden kendimizi geliştirelim, bakalım neler yapabiliyoruz. Evet, burada hızınızı arttırabiliyorsunuz galiba, gücünüzü arttırabiliyorsunuz. Aynen öyle. Görmüş olduğunuz gibi. Tıklamanın gücünü arttırabiliyorsunuz falan filan. Bayağı şey var burada arkadaşlar. Buradan yeteneklerinizi arttırabilirsiniz. Ben buradan boss'la savaşma yeteneğini açıyorum. Ben boss'la savaşacağım arkadaşlar. Ben boss'la savaşmak istiyorum. Boss'un yanına gideceğim ben. Oyunda görmüş olduğunuz gibi bir tane YouTuber boss var. Russo boss arkadaşlar. Onunla dövüşmeyi deneyelim. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Onu yendikten sonra da başka bir oyuna geçeriz. Çünkü bu oyun sıktı arkadaşlar. Zaten biraz gelişme aşamasında olan bir oyun olduğu için çok da ilgimi çekmedi. Petler benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Petler bence yanımızda durmalıydı. Ama petler yanımızda durmadığı için pek ilgimi çekmedi. Şu boss'la bir vs atalım, bakalım yenebilecek miyiz. Evet, boss'un ne yapmam lazım, üstüne mi tıklamam lazım? Evet, tıklamam lazım galiba. Aa evet arkadaşlar, ben tıkladıkça boss'a saldırıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Bakın, görüyor musunuz? Ve boss bize saldırmıyor. Evet, yani biz tıklayınca boss'a hasar veriyoruz ama buradaki boss bize saldırmıyor. O yüzden no, üzgünüm dostum. Ama gene de güzel. Biraz geliştirseler fena olmaz aslında. Ama boss bize saldırsa hiç fena olmaz ya. Bence boss bize saldırmalı arkadaşlar. Hiç canım gitmiyor. Yani bence boss bize saldırmalıydı. Böyle olmasını beklemiyordum. Ama bu oyunu yapan kardeşimiz Türk olduğu için kendisine saygımız var. Emeğine saygı gösteriyoruz. Şöyle bir like atalım kendisine. 13. like'ını attım. İstiyorsanız bu oyunu inceleyebilirsiniz. Bir Türk kardeşimiz yapmış arkadaşlar. Biraz daha geliştirmesi lazım. Yeterli değil arkadaşlar. Yani normal günlük hayatta oynar mıyım? Maalesef oynamam arkadaşlar. Ben oynamam ama geliştirirse belki oynayabilirim. Güzel, hoşuma gitti. Hazır bir Türk pet oyununa bakmışken aklıma harika bir şey geldi. Gelin Dandik Pet Simulator, yani çakma pet
Flight Simulator oyunlarına bakalım. Nasıl oyunlarmış gerçekten merak ettim. Karşımıza neler çıkacak bayağı merak ettim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü çakma Pet Simulator X var, bir sürü. Bir de şuradaki kediye bakar mısınız? Bu kedinin kafası niye böyle? Evet, bir sürü çakma Pet Simulator X var. Gelin bir bakalım karşımıza neler çıkacak. Bayağı troll oyunlar var, beraber görelim. Evet sevgili dostlar, oyunumuz açılıyor. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Arkada bir gürültü var şu an. Evet, arkada bayağı bir gürültü var. Çok merak ettim. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna başladım ve oyunda hiç petim yok arkadaşlar. Baksanıza. Oyunda hiç petim yok. Oyun bana pet vermeden başladım. Ne yapabilirim ki? Pet olmadan nasıl oynayabilirim? Anlamadım. Evet, pet yok arkadaşlar. Oyunda pet yok. Pet olmadan ben bu altını ve elması nasıl toplayabilirim anlamadım. Neyse, durun bakalım. Oyun bedava hediye veriyormuş. Onu almayı denedim. Oha! Oha! Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oyun bana bir katrilyon mu verdi? Trilyon mu verdi? Baya bir şey verdi. Bu ne? Neyse dur, bir daha basacağım. Hop, bir daha bastım. Aa, iki oldu. Evet dostlar, devam ediyoruz. Şu anda bir tane pet açtım ve bu ne lan? Aa, dev pet çıkardım, gördünüz mü? Vay be, oyunda dev petler var. Bir şey değil mi? Fena değil aslında. Oyun güzel. Şu an kaykay aldım ve kaykayla gidiyorum ama bu biraz saçma duruyor sanki. Buna böyle binildiğinden emin miyiz arkadaşlar? Bu biraz yamuk duruyor sanki. Neyse. Şu bölgeyi açalım. Bir sonraki bölgeye geçmem gerekiyor ama geçemiyorum çünkü evet, altınım yok. Güzel. O kadar zenginim, her şeyim var ama altınım yok arkadaşlar. Tamam, petimizi takalım o zaman. 95 binlik burada dev bir pet var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Vay be. Evet, görmüş olduğunuz gibi yanımda dev pet var. Bayağı iyi. Pet Simulator'da böyle petler var mı bilmiyorum. Çok oynamadım arkadaşlar ama. Oğlum param eksiye düştü lan. Lan param eksiye düştü, ney? Bir dakika, nasıl? Lan param eksiye düştü. Eksi 2 milyon oldu şu an, bir dakika. Trollendim galiba. Bir dakika, bir daha dene. Bakayım mı? Aa param eksiye düşüyor. Oğlum para kaybediyorum. Oyun oynadıkça para kaybediyorum. Kazık lan bu. Güzel, hoş. Oyunda dev petler var ama kazıklanıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 4 milyon şu an zarardayım. Oyun bana para vermiyor. Aksine benden para çekiyor. Eksi 4 milyon oldu. Arkadaşlar galiba öleceğiz. Her şeyimi elimden alacaklar galiba. Şu an borcum var baksanıza. Eksi 4 milyon param azaldı. Evet, ne de olsa zaten çakma bir oyundu. Şimdi daha da çakma bir oyun var karşımızda. Pet Simulator Z. Pet Simulator X'ten sonra Pet Simulator Z geldi arkadaşlar. Gelin Pet Simulator Z oynayalım. Bakalım neymiş. Evet. Resminde şöyle bir köpke var görmüş olduğunuz gibi. 88 like, 320 dislike almış. Gelin bu oyuna girelim. Pet Simulator Z oynayacağız bugün sizlerle arkadaşlar. Bakalım Pet Simulator Z güzel miymiş? Güzel. Eğer bu oyunu seversen ben de kendi oyunumu yapacağım. Pet Simulator ama SK. Pet Simulator SK abi. Çok iyi değil mi? Evet, şu anda Pet Simulator Z'ye girdik arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bir dakika, ne bu? Aa, çok değişik. Baksanıza. Oha, bir sürü dev pet var. Bir dakika, ne yapacağız bu oyunda? Aa, bu ne? Aa, burada Among Us morph'u var. Alabiliyor muyum buraya? Galiba burası paralı. Neyse. Gelin oyunu başlayalım. Evet, oyunda saçma bir şekilde altın topluyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya gelip alt. Bu mu? Aa, 5 para veriyor oyun bana. Çok kötü. Aa, bu ne? Dev altın geldi buraya. Abi çok saçma oyun. Niye altın topluyoruz? Biz değil, petlerin toplaması gerekmiyor mu? Acaba oyun bize laf mı sokuyor? Sen köpeksin, sen pet altın toplamak zorundasın falan mı diyor? Anlayamadım. Biz niye altın topluyoruz? Petlerin toplaması gerekmiyor mu bunları? Baksanıza. Aa, koskocaman petler bizi izliyor. Petlerle insanlar yer değiştirdi. Bu sefer petler bizi kontrol ediyor. Vay be. Evet. Paralel evren. Bu sefer petler değil, biz altın topluyoruz. Bizi yöneten kişiler de petler arkadaşlar. Aynen öyle. Artık bunlar bizim sahibimiz. Aynen öyle. Artık köpeklere itaat ediyoruz arkadaşlar. Petler bizi yönlendiriyor. Biz de onların parasını topluyoruz. Evet, oyun troll amaçlı yapılmış. Çok belli arkadaşlar. Gerçekten troll amaçlı yapılmış. Çünkü altınlar değişmiyor arkadaşlar. Yani oyun size daha fazla altın vermiyor. Yani bölgeler değişince daha fazla altın vermesi lazım normalde ama hep sizlere aynı miktarda altın veriyor. Oyun troll, bayağı troll arkadaşlar. Ve bütün petler aynı. Petlerle sadece bakışıyoruz arkadaşlar. Evet, oyunda petsizsiniz. Aynen öyle. İnsanlar pet, biz de pet oluyoruz. Evet, bayağı değişik. Arkadaşlar çok cani bir oyun buldum. Pet Simulator X Shooting Range mi? Petleri vuruyorsunuz bu oyunda. Galiba birisi benim fikrimi çalmış. Çünkü bunu ben söylemiştim daha önce. Bir dakika. Bu resimde bir tane tabanca şuradaki kediye nişan almış. Bir dakika. Hayır. Hayır, buna hazır değilim. Umarım bu oyun tahmin ettiğim şey değildir. Birisi galiba cidden pet öldürme oyunu yapmış. Ciddi olamazsın. Birisi galiba cidden pet öldürme oyunu yapmış. Abi psikopat mısınız siz? Neyse dur, oyuna gireceğim. Ben şakasına söylemiştim onu. Galiba birisi cidden pet öldürme oyunu yapmış. Evet, oyunumuz açılıyor şu anda ve oha.
Oha, burada roket atar var, güzel. Oo güzel, burada taramalı silahımız var, güzel. Evet ve karşımda da petler var. Bunu yapmak istemiyorum ama deneyeceğim. Bakayım bir. Aa, ateş edebiliyorsunuz, evet. Aa, ateş edebiliyorsunuz ama petlere bir şey olmuyor. Güzel, tamam, petlere bir şey olmuyorsa sıkıntı yok arkadaşlar, aynen öyle. Hop, roket atarsam ne olur? Boom. Oy, roket de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Vay be. Niye böyle bir oyun var? Burada bayağı bir poligon var arkadaşlar ve poligondaki petleri vuruyorsunuz şu şekilde. Bakın arkadaşlar, bayağı değişik. Neyse. Böyle bir oyun olmamalıydı bence. Ben petlerin tarafını tutuyorum. Ben petleri koruyacağım. O yüzden buradaki insanlara hey, hey, kaldır elini. Neden buradaki petlere ateş ediyorsun? Üzgünüm dostum. Bunu yapmak zorundayım. Öl, 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 öl. Buradaki petlere saldırmanıza izin veremem. Ben hayvan sever bir insanım. O yüzden buradaki petleri öldürmenize izin veremem. Geber! Onlara ateş edemezsin. Öl, öl. Sen de öl. Onlara saldırmanıza izin veremem. Geber, geber, geber. Hepiniz ölün. Hepiniz öleceksiniz oğlum. Bak, petlere ateş ediyor. Ateş et de lan petlere. Şişt, alo, oğlum vururum lan seni. Ah! Evet. Ben de öldüm. İç savaş çıktı. Aa, başka yerde doğdum. Burası neresi? Aa, dur bir şunu alabiliyor muyum bunu? Aha. Aa, Among Us. Among Us'a dönüştüm ve Among Us'ın içinde hapsoldum arkadaşlar. Evet. Kazıklandık. Among Us'ın içinde hapsoldum şu an. Troll bu. Arkadaşlar inanamıyorum. Buraya YouTuber öldürme bölümü bile yapmışlar. Baksanıza. Burada YouTuber öldürme bölümü var. Bu ne abi? Hayır, niye YouTuber? Abi biz size ne yapıyoruz? Biz kötü insanlar değiliz. Bizi niye öldürüyorsunuz? Baksanıza. Burada Sabrina Bright'la DJ Monopoly var. Neyse, Allah'tan ben yokum ha. İyi, iyi, güzel, ben yokum, tamam, ben yoksam sıkıntı yoktur. Ama diğer YouTuber'lara saldırmayın, onları seviyorum, tamam mı? Aa, dur dur dur, şurada birisi var, bekleyin. Roket sıkıyor millete. O hayırdır lan, hop. Tarıyorum tarıyorum, öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Aa, beni vurdu. Sen kimsin, beni vuruyorsun lan? Durun arkadaşlar, pompalı tüfeği aldım. Sen kimsin, milleti vuruyorsun lan? Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Bam bam bam. Aa, böyle ölürsün işte. Bir daha var ya, buradaki petlere dokunmayacaksınız lan. Pet koruyucusu Samet Karataş. Petleri koruyorum şu an. Dur bakalım. Burada minigun var. Alabiliyor muyum bunu? Aa, minigun. Aa, minigun aldım. Ama biraz değişik tutuluyor sanki. Bunun böyle tutulduğuna emin miyiz? Bu biraz yanlış tutuluyor sanki. Ben bunun böyle kullanılmadığına eminim. Neyse, durun bakalım. Şuradan birisi geliyor ama aşağıya düştü. Güzel. Aa, birisi geliyor. Saldır, saldır. 1 2 3 Allah 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 Allah. Vur 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 vur. Kaçma kaçma, gel buraya gel buraya. Arkadaşlar, çocuğu yok ettim. Çocuğu yok ettim. Neyse, dur bekleyin. Son olarak şuradaki adamı da vuracağım. Lan gel buraya gel. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aha, bunu da öldürdüm. Haha. Herkes öldürüyorum. Güzel. Petleri öldürmek yerine petleri öldüren insanları öldürmek daha mantıklı. Neyse, bu ne? Bunu alırsam ne olur? Aha. Ne oluyor lan? Bir şey oldu şu an. Ne oluyor şu an? Oyun bozuldu galiba. Evet, oyunu bozduk. Bravo. Bu oyunu da bozmayı başardım. Neyse millet, bu videonun burada sonuna gelelim. Bu videoda hem bir Türk pet oyununu inceledik hem de çakma pet oyunlarına baktık. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.